Günaydın, günaydın, günaydın. Yeni bir gün, yeni umutlarla yeni bir gündem programına başlıyoruz. Gündemde neler var neler yok onları sizinle paylaşacağım. Çok güzel bir gün var Regensburg'da. Bugün değişik haberler sunmayı düşünüyorum size. Güzel olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Murat ile gündem başlıyor. toplanalım muhabbetimizi başlayalım ondan sonra nasılsınız iyi misiniz bayram bitti hafta sonu cumartesi dönüş yolları yine trafik kazalarıyla ve ölülerle dolu çok ölü var ben yine söylemiştim giderkene dönerkene aynı güne getirmeyin dağıtın diye ama bizim insanımız tabii ki her sene yaşanan olaylardan ders çıkarmıyor. Müziğimizi kapatalım yavaş yavaş yayınımıza başlayacağız. Yok daha neler demiş. Merhaba nasılsın abi demiş. İyiyim. Hemen kapak resminde bir fotoğraf var. Bugün Twitter'da geziyordum ben. Twitter'da gezerken bir haber gördüm. Ben onu sizinle paylaşacağım ben şimdi. Bak şimdi. Namibya diye bir ülke var tamam mı? Şöyle bir video geçti karşıma. Namibya'dan e, ülkemize Karabük Üniversitesi'ne falan birçok böyle öğrenci gelmiş biliyorsunuz. Namibya gibi bir ülkeden öğrenci gelmiş. Ben de dedim ki ya bu Namibya dedim neresidir nedir ne değildir. Şöyle bir video geçti elime. Namibya'nın Himba kabilesi diye bir kabile varmış. Yani bildiğiniz ülkenin içinde. Yani Türkiye'de nasıl Karadeniz'de bir Rize var. Antalya var. İşte bilmem ne var. İşte Nabibya ülkesinin Himba dedikleri bir yer varmış. Yani oranın adı da Himba'ymış. Himba'dan böyle bir görüntüler göstereyim size vereyim. Ondan sonra devam edelim. Bakın burası Himba'ymış. Evet adamların ülkeleri bu yani. Bu şekilde yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi kadınları da bu şekilde kıyafetleri yani bunlar bu şekilde ve internette araştırdığınız zaman daha birçok şey bulabiliyorsunuz bunlarla ilgili. Hatta ben onunla ilgili sizin için görüntüler de buldum. Himba, işte Nabibya, Himba ama işte böyle fotoğrafları olan, şöyle yaşantıları olan yani şu fotoğrafı da hatta kabile olarak kullandım. Gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden insanlar gidiyor. Bu insanların özel hayatlarına da ilgileniyorlar. Yani burada herhangi bir şey yok. Yani sıkıntı yok. Ben dedim ki, bu Namibya dedim, Namibya, 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 Namibya. Namibya. Bizim Karadeniz'e gelen insanlar, öğrenciler dedim. Acaba dedim, bu ülkede dedim, kaç para asker ücret alıyorlar? Sonra dedim, bizim ülkemize gelebilmek için ne kadar para harcıyorlar? Ya da o ülkede geçim kaynağı nedir diye araştırdım. Bugün öylesine baktım. Hemen baktım ben, hemen baktım. Evet, şurada gördüğümüz gibi hemen veriyorum. Bir Namibya doları. Namibya, Namibya Kuzey şey Güney Afrika'nın hemen Afrika'nın sol tarafında kalan küçük bir ülke. 1.73'müş Namibya doları. Şimdi 1.73 olması yani Namibya doları bir Türk lirası karşısındaki değeri. Yani 1 dolar veriyorlar 1.70 e, küsür Türk lirası da alıyorlar. Asıl problem burada değil bunu en son hani ne kadardan ne kadara gelmiş diye baktım. Baktım ki adamların 0.15 bundan 2010-2009 yıllarında bak 2008 yıllarında 0.16'ymış. AKP hükümetinin 2012 yılından sonraki politikalarıyla 2019'da bir hata kalkmış. Yine bütün para birimleri gibi en son 20 lira, 2 liralara kadar çıkmış. Şimdi birazcık düşüşte tabii ki bu işte seçim harifesinden sonra düşmüş ve tekrar yükselişe geçmiş. Gördüğünüz gibi yani bu ülkeyle yaşam, yaşam maliyeti yaşam kalitesi adı altında bir site buldum. Namibya'da yaşam maliyetleri 5 üzerinden 2, mutluluk 5 üzerinden 2. İnsanlar 64 yaşına kadar yaşıyormuş. Çevre kalitesi 5-3, emniyet e işte güzel okey. Türkiye'ye baktım. Yaşam maliyeti 5.2. Bakın Türkiye ile Mamibya'nın Mamibya yaşam maliyeti aynı kalitede. Yani o adamlar bizden aynı hayatı yaşıyor. Yani konuyu nereden nereye getirdim falan filan mevzusuna sakın girmeyin. Yani bu adamların hayatıyla bizim yaşam standartlarımız hemen hemen aynıymış yani. Bak olayı nereye bağladım gördün değil mi? Yani sen o kabile hayatında yaşayan insanlarla aynı hayatı yaşıyorsun. Orada mesela bir iki araştırma daha yaptım. İşte bir McDonald's'a giderseniz işte ne bileyim bir askeri ücretlerine de baktım. 157 dolarmış arkadaşlar. 157 dolara askeri ücret onlar da öyleymiş. Ya. Kötü. Adamların kira derdi yok be bir birader. Adam tarlada yatıyor. Adam elektrik faturası vermiyor, su faturası vermiyor. Ondan sonra ne bileyim bu kabileler biliyorsunuz turist çekiyor. İşte yani bu insanların bence yaşam tarzı bizimkinlerden çok daha iyi. Ben bana göre olanı anlatıyorum. Ben kendi yorumumu anlatıyorum. Güzel kardeşim sen istediğini alırsın. istediğin gibi anlayabilirsin. Sen de yaparsın araştırma. Kendine göre yorumlarsın ama benim anlattıklarım bu ölçüde, bu doğrultuda. Yersen lüfen. Yemez. Sen gargara yap. Bana ne? Hadi bakalım. Tamam. Yayınımız başladı. Bu mavi bir olayını kapattık. Ben bir araştırma yaptım. Gözüme çarpan bir videoyu sizinle paylaşmak istedim. Edindiğim araştırmalar ve bilgiler doğrultusunda. Selen'cim hoş geldin canım. Hemen bir bakalım bakalım neyimiz varmış. Seren gelmiş. Ondan sonra Batuhan bizde bir tık iyi olabilirler. Yalan yok demiş. O kabilede eminim ki daha mutlu olurduk. Taş devrini yaşıyoruz. Çok beğendiğimi görüyorum. Sen de git demiş bir kardeşimiz. Ben Namibya'ya gidiyorum meğer demiş. O kadar da değil be usta. Vallahi o kadar güzel kardeşim. İstanbul'da dün bir ev kirası gösterdim 10 bin. Onu izlemişsinizdir dünkü yayında. Nasıldı? Ya Ma Mabibya'daki ağaçların altından çok da lüks değildi bence. En azından o ülkede kış olmuyormuş. Kış olmadığı için de elektrik yok, doğal gaz yok. Ba ba Samimi söylüyorum bence öyle. En güzel onlar yaşıyor. Fatura yok, küre yok, araba yok yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi bakalım haberlerimize başlayalım. Bu arada ben hemen linkimi atıyorum size. Hemen şuradan göstereyim. Vereyim haberi. Murat Özün'le gündem Twitter ve Instagram hesaplarımı atıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Oradan güzel bir şekilde haberlere bakabiliriz. Evet. Bakacağız şimdi nelerimiz varmış. Şimdi bugünlerde dün dün geldi bu haber. Esenyurt'ta bazı vatandaşlar ATM'lerden sahte para verildiğini hesap etmiş. Bu e, paraları ortadan ikiye biliyorlar. Yarısını sahte yarısını gerçek yapıyorlar ya. ATM'ler de bunu ayırt edemiyor. Onlar da herhalde okuma nereden okuyorsa ATM'lerin bir okuma dijital okuma bölümü var. Buralardan açığı bulmuşlar ve verdikleri para ATM'den aldıkları paranın çoğu sahte bakın gösterelim. Ben şu ayarı tekrar kaçırmışım. Hemen verelim abi. Buradan. Evet. Bu i̇şte Kiye bölümü bir yere bir kesmişler. Bu şekilde almışlar. Bu şekilde çıkıyor zaten. Sahte para veriyor. Bu şekilde başka arkadaşımızdan geldi. Garanti cadde günlerde yüzüklerin hepsi böyle. İkiye bölünmüş. Belli zaten. kaymalar var. Aynen. <laughs> bak diye ama. İyi bak. Ama bence şey yani arkadaşlar. aynı aynı sorunu yaşıyoruz. Bilginiz olsun. Sen hep son dakika. Ama geri alıyor ya. Tarapaşa Mahallesi'ndeki ATM'den 100 TL'lik İki parça halindedir bilginiz olsun. Bunu paylaşırsanız sevinirim. Parayı atıyoruz yine geri veriyor. Evet bu konuda dikkatli olmanızı söylüyorum. Bu Türkiye'nin birçok yerinde de gündem olmaya başladı son günlerde. Siz de bankamatikten aldığınız paraların tamamını kontrol edin. Yani bakın ki içinde sahtedir odur budur falan filan yani yarı yarı olmasın. Onları da hemen bildirin arkadaşlar. Bu da size benden bir uyarı buldum. Sizinle de paylaşıyorum. Evet. Bakalım. Şimdi ben dün bir haber yayınlamıştım. İnsanlar Lübnan'da anons ediyorlardı. Diyorlardı ki ülkeyi cuma gününe kadar terk edin. Cuma gününe kadar Lübnan'daki Suriyelilere anons yapıldı. Cuma gününe kadar ülkeyi terk edin. Malınızı mı alıyorsunuz, mülküzü mü alıyorsunuz, eşyanızı mı alıyorsunuz? Bırakın ya da alın gidin, ülkeyi terk edin. Evet bunlar işe yaramış. Lübnan'da Lübnan hükümetinin Suriyelileri mültecilere verdiği süre doldu. Suriyeli mülteciler Suriye'ye geri dönüyor. Aynı şekilde bakın haberleriyle. Bu Lübnan'da e, bugünlerde birçok haber var bu konuda. Lübnan dediğim gibi Suriyeli mültecilere ülkenize dönün cumaya kadar son gün demişti ve bunun ardından da Lübnan'lı şey Suriyeliler evlerine eşyalarını çoğunu bırakıp gidenler, kaçanlar oldu ve e, Lübnan'daki Suriyelilerin evlerine halk el koymaya başlamış diye buradan haberler var. Bakın 2 yıl 2 yıl aradan sonra bayram tatilinde Eminönü'ne giden bir aile var. Evde yapmışlar sandviçler, börekler falan. İyi ki de öyle yapmışız. Her yer çok pahalı diyor. Hemen bir bayram için Eminönü'ne gitmişler 2 yıl sonra. Tabii ki Türkiye'deki alım gücünün düşmesiyle insanlar istedikleri yerlere gidemiyorlar, istedikleri gibi bir yerde bir şey yiyemiyorlar. E çocukları da istemesin diye evden çıkarmıyorlar. Ya ben onu anlatıyordum zamanında biliyorsunuz. Sen kendi oturduğun evden kendi şehrinde gidemediğin yerler varken millet Almanya'da yani liseli öğrenciler, üniversiteli öğrenciler daha üniversite çağına kadar 10 tane ülke gezmiş oluyor. Sen diyordum yani ben diyordum ki sen kendi şehrinde semt değiştiremezken bu insanlar Almanya'da 10 tane ülke geziyorlar 15-20 yaşına kadar. Öyle bir haber bak vereyim size haberi izleyelim bir başörtülü bir kardeşimiz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gezmeye gidiyoruz. Uzun zaman oldu gitmeyeli çocuklardan dolayı hiç yere çıkamıyordum. Bugün e, Kadıköy'e gideceğiz. Gidebilirsek eğer gideceğiz. Sizin için çekeceğim bir günümü. Anne. Anne.

Ha, bu arada bayan yazmış bu ayın sonuna köye taşınıyoruz gitmeden gezmiş olduk yazmış. İstanbul'u terk edenler de aşırı derecede fazla çünkü geçim geçim sıkıntısı, geçim derdi ee, çok almış başına gitmiş derece. Gördüğünüz gibi kiralar 10 bin liralık evler çöp yani oturulmaz İçine köpek bağlasan du durmaz yani. Bakın 15 TL'ye bir tane su almışlar. İşte her şey çok pahalıymış. Yani bunları dediğim gibi inse, benim şeyde paylaşıyorum bunları Twitter hesabında kendiniz görüyorsunuz. Ben ben sadece ne dediğim gibi ben elçiyim. Ben sadece ne size göstermekle mükellefim. Ben bazı şeyleri buluyorum. Sizinle paylaşıyorum. Kendi yorumumu da katıp sizinle beraber muhabbet sohbet ediyorum. İyi hafta sonları şeyhim demiş. Çok teşekkür ederim. Ha bu arada kanalımıza şans eseri denk gelen varsa gündemdeki haberleri kendi yorumla kendi duygularımla anlatmaya çalışıyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Evet haberlerden de bilgi almak için bildirim zilini açabilirsiniz. Videolar hakkında da yorumda bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Evet. E, İsrail İsrail'e jet yakıtı satmışlar dediği için akademisyen Barış Yavuz gözaltına alındı. İşte Türkiye'de alın size. Haber yani abi. Haber. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir insan İsrail'e jet yakıtı sattı diye, bunu haber yaptı diye ya da söyledi diye bir insan tutuklanır mı? Bakın. Hakkında soruşturma başlatılan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yavuz iktidar destekçilerinin düzenlediği Filistin mitinginden bir fotoğraf paylaşarak Jet yakıtı satmışlar yorumunu yapmıştı. Yani sadece ne bir yorumla dahi bu ülkede içeriye alınabiliyorsunuz ve bunun adı demokrasi oluyor. Ya da hı, öyle mi oluyor? Ya da diktatörlük mü? Yani bunu sizin şeyinize bırakıyorum. Yorumunuza bırakıyorum. Yani bu ülkede demokrasi var mı yok mu? Sadece ne jet yakıtı satmışlar diye bir yorum yaparak içeriye alınan bir insan düşünün. Bakalım başka nelerimiz varmış. Şimdi Antep, Antep'te yağmurlar yağmış. Antep'te yağmurlar yağmış, yağmış, yağmış. Biliyorsunuz Gazi Antep Belediyesi bir AKP Belediyesi. AKP Belediyesi yerle yeksan olmuş. Bütün sular ama gel gelelim bu sosyal medyadaki çomarlar biliyorsunuz İstanbul'da bir sel olduğu zaman ne diyorlar? İmamoğlu tatilde diyorlar. Antep'te olunca da Allah suyu fazla yağdırdı. İşte ne yapalım? Allah'ın emrine karşı mı geleceğiz? Elimizden bir şey gelmez. Evet, bu topraklar siyasal İslamcı kadar iki yüzlü görmedi diye bir haber var. Al. Aynen. Antep'te her yer köprülü köprü, hemzemin geçitler her yer tıkanmış, her yer su dolmuş, hiçbir yere ulaşım sağlanamıyor. İstanbul'da sel olunca İmamoğlu tatilde, Antep'te sel olunca olabilir Allah'ın yağmuru çok yağdırmış hesabı. Bu arada esnaf arkadaşlarımız varsa bugünlerde çok fazla hırsızlık olayı yaşanıyor Türkiye'de hele telefoncularda. Telefonlar Türkiye'de çok pahalı olduğu için biliyorsunuz adamlar elini alıyor kamerayı kontrol edeceğim diye hemen basıp gidiyor. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi kamerayı kontrol ediyorum davasına. Hop. Kaçıyor, gidiyor. Siz siz olun. Dikkatli olun. Yani dikkatli olmanızda yarar var diye düşünüyorum. Canlarım benim. Siz siz olun malınızdan olmayın. Çünkü ülke acayip. Şimdi bir kardeşimiz koca bir video gö çekmiş göndermiş. Koca yeni yapılan telefiriye ücretsiz demişler. Bakın ücretsiz demişler. Bayram içine açılış ücretsiz. İnsanlar kilometrelerce sıra oluşturmuşlar. Ya bir büyüğüm demişti bedava mezar bulsalar girer bu nokta 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 diye. Verelim haberi. Evet gördüğünüz gibi kilometrelerce yüzlerce insan, binlerce insan bekliyor niye? Bedava diye. Ya işte ve bunun üzerine de biliyorsunuz geçen günü de e, dün müydü? Dün bir şey kazası oldu. Ne onun adı? Teleferik kazası oldu. Teleferik'in o büyük ana tutan direklerden bir tanesi devrildi. Onunla ilgili haberleri vereceğim ama ona gelmeden önce bir iki tane dolandırıcılık haberi var. Bu çok önemli. Bugün dinleyebileceğiniz en önemli haberlerden bir tanesi Dışarıdan ikinci el telefon alırken dikkatli olun. Bakın bir açıklama var. İkinci el telefon alacaklara önemli uyrulur. Bir dolandırıcılık yöntemi. Ben bile düşünememiştim. 50 tane olay yaşadım. Birçok olayı çözmeye çalıştım. Çok kaliteli bir telefonu çok ucuza satıyorlar. Ya da çok ucuza değil ama 5-10 bin lira altına satıyorlar. Siz bu telefonu gidip satın alıyorsunuz. Sim kart takıyorsunuz. Gece şarja takıp yatıyorsunuz. Sabah bir kalkıyorsunuz bütün hesabınız boşaltılmış. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Hani piyasada diyorsunuz ya yazılım yükleniyor mu telefonlara? İşte bu yazılım yükledikleri telefonları satıyorlar arkadaşlar. İkinci el telefon almaya çok dikkat edin. İçinde yazılım varsa hiçbir şey yapamazsınız. Bütün hesaplarınızı boşaltırlar. Haberiniz olsun. Bu iş çığırından çıktı. Şu an ben ee, bir ihbar aldım. İhbar üzerine çalışmaya başlıyoruz. Konuyla alakalı kanım dondu. Hemen sizleri uyarmak istedim. Biliyorsunuz ben özel dedektif Burçin Doğan. İnşallah bana ihtiyacınız olmaz. Ama ihtiyacınız olursa bir telefon kadar yakınım. Bay bay. Evet bu da yeni bir dolandırıcılık sistemi. Yani Türkiye'de her şey dolandırıcılık üzerinde kurulmuş. Parayı nasıl... Bankamatiğe çakma para koyarım, nasıl telefonla insanların hesabını boşaltırım, nasıl bir yerden avanta para yani hep bu şeyden kaynaklanıyor. Birileri kolay para kazanmak istemese zaten bu tür olaylar olmaz. Bizim halk olarak genetiğimizde havadan e, gelsin, nereden gelirse gelsin mantalitesi varsa çiftlik bank gibi biliyorsunuz o tarz şeylerde bizim hep gözlerimiz açık. Yani faizler, hırsızlık ürünler, ucuz olsun, nereden olursa olsun. Türkiye'de bunlar çok aşmış durumda kendini. Telefonu aldıktan sonra formatlayıp sıfırlamazsan hak ediyorsun demek demiş. Kardeşim bazı programlar var, vardır. Şimdi ben bu konuda tam kesin bir bilgim yok. Sen telefonu istediğin kadar formatla sıfırla. İçine vermiş olduğun yazılım kendini koruma altına alıyordur. Yani sen ne kadar sıfırlarsan sıfırla Teknoloji çok ilerledi biliyorsunuz. Yazılımcılar bu işi artık her şeyi yapıyorlar. Onun için dikkatli olun. Siz gene kitap yaparken baltayı taşa vurmayın ya güzel kardeşim. Daha, daha ne yapayım ben size ne, ne anlatayım yani. Bu arada e, beğenilerimiz 83'müş. 600 kişi gelmiş yayınımıza. 600 kişiden sadece 83 kişi beğenmiş. Demek ki beğenmeyenler daha fazla izliyor bizi. Beğenmeyenlerden de Allah razı olsun. Allah razı olsun dedim. Bak var ya eli bacağını kırarım. Şu beğen tuşuna bas. Daha çok fazla insana ulaşalım. Çabuk 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 hadi. Bas o beğen tuşuna bas. 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 Bas sana Evet. Türkiye'de şeyhler şıklar bitmedi. Hani cübbeliler bilmem neler dergahlar onlar bunlar sahtekarlar bitmedi. Bir de İsrail'den ben peygamberin akrabasıyım diye gelen şeyhler varmış. Türkiye'deki angusları dolandırmaya başlamış. İtalya şeyhler dönemi başlamış. Hadi gözünüz aydın. İta şeyler, yerli sözde şeyler yetmezmiş gibi 2015'te ülkemize kaçak iki Suriyeli peygamber torunuyuz diyerek milleti kandırıyor. Bağış adı altında para topluyor. Kimse görmüyor demiş. Verelim küsküyü. Verelim mi? Al. Al bakalım. <laughs> Peygamberlerin torunuyuz diye İzmir'de bakın Evladı Resulü İlim ve İrfan Derneği adlı kuruluş, Kur'an kursu ve tekke olarak faaliyet gösterecek olan medrese için yardım kampanyası başlattı. Ha bu arada benim videolarımda mesela vid şey çıkıyormuş. Ne onun adı? Benim e, canlı yayınlarımda ya da yüklediğim videolarda işte Almanya'da camiye yardım, işte bilmem Bonda e, camisine yardım, işte ne bileyim Düsseldorf'ta camiye yardım. Çocuk bir tanesi gönderdi. Hepsini kaydetmiş. Abi diyor senin diyor çektiğin diyor videoların hepsinde diyor camiler ya da vakıflar var diyor. Nasıl bir işbirliği kuruyorsa, nasıl bir düzen kuruyorsa adamlar internete reklam vermişler anasını satayım. Sadece ne para toplayabilmek için bak. İran ya İban'da verilen kampanyada hisse bedeli 1000 TL olarak belirlenmiş. Derneğin kurucuları Seyit Muhammed Mardini El Rifai ismini kullanan Muhammed Bütün ile Seyit El Es Sebabi El Rifai adlı iki Suriyeli çıkmış. IŞİD bu adamlar e, idam kararı vermiş. <laughs> Hz. Muhammed'in 48. kuşaktan torunu olduğunu iddia eden bütün bütün 1968'de Suriye'nin Alep kentinde doğduğunu, 2015'te terör örgütü IŞİD tarafından tutsak alındığını ve hakkında idam kararı verildiğini öne sürüyor. Ancak 12. yüzyılda yaşayan Rufailik tarikatının kurucusu Ahmet Er kilitli kapıları açmasıyla Türkiye'ye kaçabildiğini iddia ediyor. Ya evet ülkemiz böyle abi. Sakal bırakacaksın. Birazcık saç. Bir yeşil cübbe. Türbe gibi olacaksın. Ağzında da üç gülüfü. Bir elham. Bir Allah. Bir yallah. Bir salla. Üfleyeceğim diyeceksin. Ondan sonra gelsin paracıklar. Artık gelsin karılar, kızlar. Adamlar sana karısını da getirir, kızını da getirir, anasını da getirir. Hocam bir üfleder, bir nur çeşmenizde bir banyo yapsınlar, duş alsınlar der. Evet bunlar yetmezmiş gibi. Küçük çekmecede bir yorumu size bırakıyorum. Burası da küçük çekmece yeni gelen görüntüler. Evet küçük çekmecede bir dergahın ya da öğrencilerin geçmiş olduğu bir dizi var. Bunlar da Allah ya Allah ya Allah Allah işte böyle bu şekilde geçiyorlar. Ben bir yorum yapmıyorum sonradan bana diyorlar sen din düşmanısın diyorlar. Ben din düşmanı falan değilim. Ben gerçekleri anlatıyorum gördüğünüz gibi Atatürk Türkiye'sinde Türkiye Cumhuriyeti'nde neler neler olmaya başladı. Siz daha iyi görüyorsunuz yani gelecekte köle pazarları tekrar açılabilir. Senin çoluğunu çocuğunu alıp köle diye satabilirler. Evet Osmanlı'da biliyorsunuz Osmanlı 1923 yılında köle pazarları kapatılmıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla. Yani köle pazarlarının açılmayacağını kim iddia edebilir? Ahmet kardeşim çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Türkiye'de bu olaylar çok oluyor demiş. Nederland yav ha ha demiş. Demiş formatlarsan bir şey kalmaz olasılığı yok. Fabrika ayarlarına dönüyorsun derin format yani. Sibel arkadaşımız haklıdır arkadaşlar. Karıştırmayın bırakın öyle o bildiği gibi yaşasın. Evet bizim Pigment Dede, bizim Pigment Dede yer cücesi 1950'den beri Türkiye'yi sağ partiler yönetti. <laughs> Şimdi ben gönderiyorum şeyde Twitter'da var bunlar da. Ben size atıyorum linkini. Bizim Pigment de konuşmuş. Bak 115'i ararım. 155'i ararım. Bak izle. 90 yılı heba ettiler. Bir Bu yapılanla 17 senelik iktidara kalımıydı yapaylar. Bu iktidar yaptı. Bu iktidar. Yalnız röportajı yapan da Ahsen TV. Biliyorsunuz Ahsen TV şeriat istiyor. Kızı işte orada burada memelerini götünü başına açıyor diye düşünüyorum. Ben internette öyle gördüm. Ben yalan bir şey konuşmak da istemem. Ahsen TV biliyorsunuz Türkiye'de şeriat isterken kız hakkında da birçok sansasyon videolar ya da şeyler çıktı. Onu da sizinle paylaşayım. Bakın bizim pigment de gene atmış. 90 senede bir çivi çakılmadı demiş. Bu tünellere makineyle gökten zembinden mi indir? Bu alçaklar niye yapmadı? Hmm? Efendim o zaman şey yok mu? Hadi lan alçak. Japonya 60 100 sene önce bu tünelleri yaptı. Japonya Allah zembinden tünel makinesi mi indirdi? Şimdi kılıf uyduruyorlar. Kılıf uyduruyor alçakla. O zaman şey yokmuş makine. Ulan alçak makine yokuz da şimdi 17 yıldır gökten zembiline makine mi indi bu iktidara? Soruyorum ben size hesap sorun <laughs> ya. Bu 2000 <laughs> önceki alçaklara. Hesap sorun şimdi. Şimdi mi geldi bu iktidara? Bu makinele, bu tünelle yapıldı makinele. Gökten mi indi işte bu iktidar buldu yaptı. Onlara sorsan 60 sene önce bu tünelle yapıldı Japonya'da. Yani Japonya'ya Allah ayrı ayrıcalık mı tanıdı? İyi de Japonların Allah'ı yok zaten. İşin ilginç tarafı o yani. <laughs> İşe Allah'a inanmıyorlar. Cem bilinen tünel, tünel makinesi <laughs> mi indirdi? Bu alçakların zaten tünel, yol, hastane, cami derdi yoktu ki. Emri o İsrail'in Çocuk katil olan alçak var ya Domuz eti yiyen Amerika'daki Onlardan aldılar emri Yapmayın bir şey dedi Ne dedi başbakanımız Hadi lan dedi emperyalistle Sen Türkiye'ye yön veremezsin hizmetine karışamazsın Türkiye'yi ben yöneteceğim dedi Hizmeti ben vereceğim sen karışamazsın diye çıktı Öbürleri ne yaptı? Hay efendim aldı borcu Harcadılar hortumladılar. Aldı borcu faiz ödediler. Şimdi iki Suriye'yi bizim hazmedemeyen sahi ne iki Suriyeli? Lan 90 sene emperyalistleri besledi. Türkiye'ye hizmet olmadı. Onu düşünmüyor bizim Müslüman Suriyelileri düşünüyor. <laughs> 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 90 yıl. Ya gerçekten var ya. Yani bu adamı tutacağım. Bak Esmeral'de diye bir Demiş ki bu sekilmiş demiş yer cücesine 1950'den beri Türkiye'yi sağ partiler yönetti diye 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 vura vura sektireceksin demiş. <laughs> yani al işte. Şimdi bu şey yani bir araba fabrikası düşünün bir Mercedes düşünün. Mercedes'te böyle robotlar çalışıyor işte kaportasını yapıyor robotlar boyuyor motor, motor bölümü yapılıyor montajlanıyor. Fabrikadan siz hiç arabasının bir tarafı mavi, bir parçası yeşil, bir parçası kırmızı ya da bir tarafı vuruk, farsız, kornasız, direksiyonsuz araba çıktığınızı gördünüz mü? Göremezsiniz. Yani bir Mercedes ya da bir araba fabrikası bile kusursuz araba yapayım diye çalışıyorken Allah dediğimiz varlık kusurlu yaratıyor. Bakın buna. Şimdi bunu yaratan adam beni yara nasıl yaratabiliyor? Ya da beni yaratıyorsan bunu nasıl yarattın? Kusurlu Olmuş mu bu? Olmamış. Bunu aslında geri paketleyeceksin koyacaksın. Tekrar böyle bir saracaksın. Çıktığı yere montajlayacaksın. Al bunu geri gönder diyeceksin böyle ben. Çünkü mesela sen şimdi bir araba alıyorsun ya da bir televizyon alıyorsun. Arızalı kumandası çalışınca ne yapıyorsun? Kardeş diyorsun bunu değiştir diyorsun değil mi? Bunu da paketleyeceksin olmamış bu diyeceksin. Yap tekrar gönder diyeceksin. Ya. Bakacağız. Uzun zaman sonra seni canlı yayında yakaladığım için sevindim. İyi yayınlar abi seviliyorsun demiş. Ahmet kardeşim çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Yani gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz be kardeşim. Yani. Şimdi bir vatandaş, bir vatandaşla röportaj yapmışlar. Spiker soruyor. Diyor ki AKP neden diyor güç kaybetti diyor. Ve sonra yaşananlar izleyelim. Ya. AK Parti'nin eski gücünü, eski oy potansiyelini kazanması için ne yapması lazım? AK Parti'nin güç kaybettiğini kim söylüyor ki? Önümüzde kim? bir yerel seçim geçti biliyorsunuz ki. Bir yerel seçimler zaten bilerek ve de devlet şu an belediyeyle uğraşamaz ki. Devletin daha büyük işleri var. Şimdi bunlar bunlarla oyalansın diye mecbur kaldı. Yani dedi ki oyalansınlar. Bugün yine başkanlık seçimi yapılsa AK Parti sana bir şey söyleyeyim mi? Bu defa silip süpürü yüzde seksen aldı. Oyalansın diye bir hediye bazında verdi. Evet. AK Parti'nin eski gücünü eski... Evet. Yani oyalansınlar diye hediye bazında AK Parti belediyeleri kime şey vermiş? Adamı sorarlar niye o kadar kayyum atıyorsun? Ya da kazanan adamlara neden işte mazbatasını vermiyorsun diye sorarlar. İşte cahillik böyle bir şey. Ne demişler? Etme cahil ile muhabbet fıttırısın. Almacam cam kırı ile taharet yıttırısın. Yani diyor ki bu adamla diyor muhabbet edersen ya delirirsin. Kötünü de camdan silersen diyor kanatırsın. Yani olay tamamen bu. Ya bundan da muhabbet etmeyeceksin, camdan da taharet almayacaksın. Yani Öyle manyak. Evet, bu e, teleferikte Mansur Antalya'da bir yurttaşın hayatını kaybettiği kazanın sonrası cep telefonu kameralarına yansımış. E, biliyorsunuz cep telefonu her yerde var ve o direkt yıkıldıktan sonraki tellerin sallanması ile ilgili video bakın burada var. Bakın. Hemen müziği kapatayım ben. Arkada müzik çalıyor. Gördüğünüz gibi şurada bakın şuradaki büyük direk yıkıldıktan sonra oradaki kabinin bir tanesi parçalanıyor. Direğe çarpıyor ve içindeki 9 kişi yere düşüyor. Şans eseri çok bakın bu büyük direklerden bir tanesi yıkılıyor ve o direk o kabinlerden bir tanesine vuruyor parçalanıyor. Şurada bakın onda altı açılmış insanlar düşüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki eğer ki ee, çok fazla yüksekte olsa çok daha fazla insanın ölmesi ya da otellerden birinin kopması halinde e, oteller çok sağlam çelik alat Otellerin kopması halinde bile orada birçok insanın hayatını kaybedermiş. Ama bütün gece boyunca uğraşmışlar. Havada e, mahsur kalanları da helikopterlerle indirmişler. Bir tane hayatını bir kişi hayatını kaybetmiş. Onlarda gerçekten sıkıntılı durumlar yaşanıyor bakımsızlık, ihmal, para hırsı insanların canıyla oynattırıyor maalesef. İnsanların canı Türkiye'de hiç önemli değil biliyorsunuz. Bunu defalarca söyledim. Evinizden çoluğunuzu, çocuğunuzu okula, işe ya da ne bileyim spora gezmeye gönderirken helalleşin. Çünkü dediğim gibi geri gelmeyebilirler. Spontan yaşıyorlar çünkü. Evet Türkiye'de bir porsiyon döner 12 olamaz. 12 olamaz. Olmamalı diye bir haber var. 12 avroya bir döner arkadaşlar. Bir porsiyon döner 120 gram lavaş içinde, içinde falanı filanıyla 370 TL. Bakın gördüğünüz gibi fiyatlar. Döner porsiyonu 120 gram 370, pilav üstü döner 390, İskender 400. Dürüm döner 100 gram 300 yarım döner 60 gram 180 ve tombik döner 60 gram 180. Fiyatlar uçmuş olmamalı diye bir haber var. Fiyatlar fiyat algısı iyicene kayboldu. Bodrum'da bir lahmacun bir ayran 1000 lira olduğu söyleniyor. Onlarla ilgili de video çekecek olan arkadaşlar. Ben bir Türkiye'ye gelsem var ya bu dediklerimin hepsini gider çekerim orada. Bir beach club'a ölü denize adım atmak 50 liraymış. Bakın 50 lira adım atıyorsunuz sadece. Şezlong yok deniz yok. Sadece ne adım atmak bile 50 TL olmuş. Evet ben size geçen günü de söylemiştim. Bayram Türkiye'de trafik kazası demek. Bayram Türkiye'de eskiden aklımıza gelen neydi? Bayram şeker bayramı. Çocuklar gelir para toplar öper. Ama bu tarihten beri hiçbir zaman için değişmedi. Bu trafik kazaları, trafik canavarı dediğimiz canavar aslında o araçların içine binen insanlar canavar, eğitimsiz canavarlar. Şehir içinde araba kullanmakla şehirler arası araba kullanmanın aynı olduğunu düşünen insanlar var. Bakın bizim gurbet yolu dediğimiz yolda Almanya'dan Türkiye'ye giden insanlarda da her sene kaza oluyor. Neden? Çünkü uzun yol tecrübesi olmayan insanlar uykuya kapılıyor, dikkatsizliğe kapılıyor. Yani bizim insanımız eğitimsiz bir birader. Bunun için özel yol eğitimlerinin alınması gerekiyor. Ve her bayram birçok can kaybı yaşanıyor ve hala daha akıllanmadık. Bayram tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen 4300 tane trafik kazası var abi. 4300 tane trafik kazası ne demek biliyor musunuz? Mu? Ülkenin ne kadar eğitimsiz olduğunu gösteriyor. 55 kişi hayatını kaybetmiş. 7330 kişi de yaralanmış. Kamyon, tanker ve çekiciler için getirilen kısıtlama tedbirleri gevşetilmiş. Bakın hemen kaynakta haber 24'te var. Alın ben size haberi. Yani ne kadar cahil bir ülkede yaşıyoruz gördünüz mü? Bayram tatiline gidiyorsunuz ölüyorsunuz. Bayram tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen 4370 trafik kazasında 55 kişi hayatını kaybetti. 7330 kişi yaralandı. Bir de bunun dönüş yolu var arkadaşlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen 4370 trafik kazasında 55 kişinin bir 7331 kişi yaralanmış ya. Abi böyle bir eğitimsizlik olur mu? Bu kadar dikkatsizlik olur mu? Bu kadar bilinçsizlik olur mu? Ya kendi canını düşünmüyorsun, ailenin canını düşün. Kendi ailenin canını düşünmüyorsun, karşındaki insanı düşün be birader. kardeşimiz yazmış abi ekranın üst tarafında bir yarım daire gözüküyor. Ufak ama e, ekranı çirkin gösteriyor demiş. Kardeşim o bir lamba bakın gördünüz mü? İlan ablanızın şapka lambası. Ha, istiyorsan şöyle vereyim ben onu. Birazcık daha kapatabilirim. Heh, i̇yi mi oldu? Tamam mı? Düzeldi mi? Bak adam var ya görüyorsun ben haber sunuyorum. Adamın aklı şu yukarıda şurada siyah gözüken lambada. Ha, bir tane arkadaşımız da yazmış. Abi demiş koltukta mı yatıyorsun? Koltukta yatıyorsan haber ver demiş. Oğlum deri koltuk. Deri koltuğun üstünde de oturamıyorsun. Götün donuyor. Terliyorsun, yapışıyorsun. Onun içinde al bak orada da İlan ablanın örtüleri var. Şeyleri var. Hava geceliğin soğuk oluyor yani. Ne yapalım şimdi? Ya bizim insanımız öyle meraklı. Meraklı. Vallahi bak. Adam yani öyle. Abi oradaki vartaniyeler ne? Orada yatıyorsan bir kalp at. Ah kalp sana. Orada yatıyorum. İlan ablam beni yatağa almıyor. Mal ya millet. Kafayı yemişler. Ha, bak o lamba gene çıktı. Allah kahretsin. Dur senin keyfini kaçırıyor o lamba da. Ben onu bir aşağı indiririm de sen bir rahat et. Televizyonda kaldırayım mı? Vallahi istiyorsan televizyonu da kaldırırım ha. Bakalım. Evet, Avrupa'ya iltica patlaması yaşanmış arkadaşlar. Bakın en önemli haberlerden bir tanesi. Bak dinle. Türklerin iltica başvurusunda %85 artış var. Avrupa Birliği ülkelerine en çok iltica edenler listesinde Türk vatandaşları 3. sıraya yerleşmiş. 2001 yılında 20.315 olan başvuru sayısı 2022 yılında 48.000, 2023 yılında bu sayı yaklaşık 100.000'e çıkmış. Gördüğünüz gibi Türkiye artık kendi memleketinden yani Suriyeliler nasıl bizim memleketimize kaçıyorsa biz de artık Avrupa'ya kaçmaya başladık. Ama bu iltica iş konusunda değil iş konusunda gidenler onlar ayrı. Adam ne yapıyor? Çalışmak için bir iş buluyor. Diyor ki Türkiye'de diyor sürünceme giderim diyor. Orada çalışırım diyor. Evet. Ee, ne demiş? Kolektivist TV Mura bir takla at demiş. Kardeşim biraz sonra atacağım taklayı. Annenle beraber hazırlanıyor içeride şu anda. İlan yokken annenle bir iki takla atacağım. Sen merak etme. Sen merak etme. Ben onu da videosunu çekeceğim sana atacağım. Merak etme canım kardeşim. Merak etme. Tamam mı güzel kardeşim. Tamam. Dur. Bekle. Şu kolektif collectivist... annesiyle ilgileneceğim onun çok ince bir şekilde. Bir dakika. Evet. Tamam. Kolektif kardeş. insanlar aptal ya. Rica ederim benden bir rakı iç abi. Esenlikle kal Amerika'dan sevgiler demiş Ahmet Şahin. Teşekkür ederim kardeşim desteklerinden dolayı. Çok sağ ol. Ama işte abi eğitimsizlik çok kötü. Eğitimsizlik çok kötü. Evet haber burada. Al sana haber. İltica patlaması. Burada da sözcüde görüyorsunuz. Haberin yapanlar burada. İltica, iltica, iltica. Türkiye'ye insanların göçmesi ve Türk insanının yurtdışına kaçması sağlandı. Bakalım başka nelerimiz varmış. Mardin'de ekmeğe %33 zam yapılmış arkadaşlar. Gözünüz aydın. Mardin'de güzel bir zam haberi var. Araç muayene istasyonları için bir zamaberi var. Aracı olanlar iyicene bok yediniz artık. Bu saatten sonra arabaya da binemeyeceksiniz. 2004 yılında araç muayene ücretlerine önemli bir artış yaşanmış. Örneğin traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için ücret 586 TL'den 927 TL'ye. Otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlar için 1149 TL'den 1821 TL'ye yükselmiş. Bu da güzel bir haber sizin için. Hadi bakayım gözünüz aydınız. Görmüş olduğunuz gibi araç muayene istasyonlarında da yükselmiş. Müjde 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 diye güzel bir zam haberi, zamcık haberi, düzenleme haberiyle daha karşınızdaydık. Evet geçelim. Bakalım başka haberimiz mi var? Bir İsveç tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Türk vatandaşı yapılmış ama bunun Türkiye'den de haberi yok. Yani bakın hemen veriyorum haberi. Artık ülke öyle hale gelmiş ki dokunduğun yerden baron çıkıyor. Yani tam da bunu gösteren örnek Marmara. işte bir belediye işçisi. Dürüst bir adam bankın üzerinde bir çanta buluyor. Çantanın içinde de 12 bin dolar ondan fazla para var. Polise haber veriyor çantayı teslim etmek için yani. Sahibini buluyorlar, kameraları inceliyorlar, sahibini buluyorlar. Miran Otman diye bir adam geliyor. Adama diyorlar ki senin paranı işçi buldu, işçiye de ödül veriyor. Ama fotoğraf çektirin diyor. beraber çektirmiyor. İşte, şüpheli davranışlar var, polis de işkilleniyor yani ne yaptı filan diye bir bakıyorlar. Herif İsveçli, İsveç'in kırmızı bültenini aradığı Kürt asıllı İsveçli e, uyuşturucu bonanı Ravamajit. Ya işi şey yerine bak ilk haberler geldi. Nasıl manipüle ediliyor şu ülke olarak? İlk haberler geldi. Bu adamın ifade sırasında şunu dediğini yazdılar. Polis öyle servis etmiş çünkü. Ya çok profesyonel sahte kimlik yapmıştım. Nasıl beni yakaladılar anlayamadım. Kimlik sahte değil. Miran Otman üzerine çıkmış kim? Türkiye Cumhuriyeti kimliği kırmızı bültenle aranan adam Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş yapılmış. Artık... Evet gördüğünüz gibi adamı vatandaş yapmışlar. Türk vatandaşı yapmışlar. Ya öyle 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 duruma gelmişiz yani. Dünyada ne kadar aranan suçlu varsa, dünyada ne kadar işte ne bileyim baron varsa, ne kadar tehlikeli insan varsa, ne kadar ışıkçısı militan varsa hepsini Türk vatandaşı yapmışlar. Nasıl? Beğeniyor musunuz yayınımıza? Hemen ben linkleri atayım gene. Bana buralardan ulaşabilirsiniz. Evet. Twitter'dan da Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir tane ablamız var. Bakın ne güzel konuşuyor. Bizim insanımız nankör diyor. AKP diyor. Çalışıyor diyor. Geçirmedi mi? Sevgisini katmadı mı? Diyor. İzleyelim. Nankörler ya. Kim nankör? Herkes nankör. Niye nankör olur. AK Parti her şey yaptı yaptı nankörler. AK Parti biliyorsunuz ki bu seçimde çoğu yeri kaybetti. İlçeleri, ha. illeri. Tekrardan eski oy potansiyelini, eski gücüne koşması Hiçbir için şey ne yapmasın. yapmasın? Herkesin şu parayı bütün kessin. Parayı kesin. Tabii kessin. Çok para veriyor herkese. Nankörler ya. Evet çok para veriyor herkese ondan. Zaten ondan kazanıyordu. Vermediği zaman kazanamıyor. Bizim insanımız da zaten satılmış. Yani 3 kuruş 3 paket makarna verdiğin zaman adamın hu, oyunu da satın alırsın. 5 paket makarna verirsen altındaki karıyı da alırsın. Ha, bir tane tekel bayici öyle dedi ya. Adamı dedi anamın üstünde görsem o anamdadır dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane milli bakan çıktı. Ne dedi? Kocamı boşarım dedi. Tayyip'e veririm de. Demedi mi? Bunları yaşamadık mı? Yani satılmış insanlar satılmış Türkiye'de. Onun için çok fazla kasmanıza gerek yok. Türkiye'de parasını kesen ben bir zamanlar çarkı feleğin çarkına benzetmiştim Türkiye'deki AKP'lileri. Çark döndükçe insanlar dışarı savrulacak. Çarkın merkezinde Tayyip Erdoğan var. Dışarıda kalanlar içeriye bakıp onu kötüleyecekler. Demiştim. Önemli olan çarkın içinden dışarıya savrulmak. Çarkın dışında kaldığınız zaman dünkü haberde de göstermiştim. Başlıyorlar küfür etmeye. Arpası kesiliyor çünkü. Arpayı kestiğin zaman öyle bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Bakalım başka. Oo, oh, gene 45 dakika olmuşuz bakın arkadaşlar. Evet, Gaziantep TOKİ evlerinin hak sahipleri açıklanmış. 4200 konutlu hak sahipleri isimlerinden beraber vereyim size. Gaziantep TOKİ evlerinin sahipleri bunların isimlerine bakalım. Şeyho Omalar, Beşir Hablo, Ayşe Şayiş yani burada görüyorsunuz. Mah Mohanat Özgür Ahmet Davut, Muhammed Alinit. Ya isimler burada ben okuyamıyorum. Bunlar Türk mü? Nereli oldukları hakkında sizin fikriniz varsa ben bir şey söylemiyorum yani. Ben okuyamadım çünkü. Bunlar Türk olsaydı okuyabilirdim. Türk ismi değildi bunlar. Evet Gaziantep'teki TOKİ konutlarından da. Konyalı CHP Belediye Başkanı'nın Tofaş makam aracı gündeme oturmuş. Bakın yeni bir belediye başkanı CHP'li kendine makam arabasını Tofaş'tan yapmış. Gördüğünüz gibi. Evet. 42 U7360. Sanki sene 1999 demiş. Belediye binasından da ayrılırken çekilmiş. Eski arabalarını falan satmışlar. Yeni arabalarından yoluna devam ediyormuş. Bütün belediyeleri bu kampanyaya bekliyoruz. Bütün belediyelerde bu şekilde bütün arabaları satsınlar makam arabalarını. Herkes yerli arabaya binsin. Evet. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi bizim en çok, bizim en çok konuştuğumuz Türkiye'de cahil arkadaşlarımız var onlar, eğitimsiz, bilinçsiz. Coğrafya kaderdir Murat abi. Coğrafya kaderdir Murat abi. Coğrafya kaderdir Murat abi. Hayır, coğrafya kader değildir. Bir insanın hangi coğrafyada yaşadığı önemli değildir. Kime oy verdiği ya da ne zaman yaşadığı önemlidir. Sen şimdi düşün Osmanlı büyüyken Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan bir adamsın. Ama aynı İstanbul'da Abdülmecit zamanında yaşayan bir adamsın. Coğrafya mıdır kader? Hayır. Ne zaman yaşadığın önemlidir. <laughs> Cem Toker de Murat Muratoğlu'ndan beraber konuşuyorlar. Murat Muratoğlu da öyle diyor Cem Toker'e. Coğrafya kaderdir diyor. Ondan sonra bakın olaylara. Bunu belki seyretmişsinizdir ama. Coğrafya kaderdir diyen arkadaşlar için bir daha gelsin. Coğrafya kader yani kimse aksini iddia Coğrafyadan önce attığın oy kaderindir. Coğrafya kader olsa bir Kuzey Kore'ye bak bir Güney Kore'ye bak. Hakikaten bir Türkiye'nin Ege sahillerine bak bir Yunanistan'ın Ege sahillerine bak. Bir Mısır'a bak bir İsrail'e bak. Coğrafya kader değil ben halt ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Coğrafya kader değildir hangi tarihte kimle yaşadığın önemlidir. Seçtiğin adam önemlidir. Dediği gibi bir Güney Kore'ye bak, bir Kuzey Kore'ye bak. Değil mi? Onun için siz, siz olun. Yaşadığınız ülkenin verdiğiniz oyun sizin kaderinizi etkileyeceğini de bilin. Düşünün. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir ekran kaydı alacağım bekle. Ekran kaydı aldım şu anda. Şu anda ekran kaydı aldım. Ve onu sizinle paylaşacağım. Böyle şeyler çok nadir olur insanın hayatında. Şunu da büyüteyim. Evet vereyim. Görüntüleme sayımız 1111. Ortalama görüntüleme süremizde 11 dakika 11 saniye. Bakın çok enteresan bir görüyor musunuz? bir 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 diye bu şekilde bir şey geldi tam karşıma istatistikler şu anda karşımda beğenimiz 175 olmuş destekleyenler var çok teşekkür ederim ee, kanalımızı beğenmek isterseniz beğenebilirsiniz beğenmeler ücretsizdir arkadaşlar bakalım başka nelerimiz varmış Kredi anlaşması müjdesi diye duyurulmuş 18 milyar dolar Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek para aldı biliyorsunuz anlaşmaya varılmış. Hani bunlar bir ara şey diyorlardı ya, ya IMF bizden borç istedi, ne kadar dedim, 5 milyar verin dedim falan. E 18 milyar dolar da şeyden almışlar, Dünya Bankası'ndan gitmeden önce baya baya ülkenin iyicene e, dibini sıyırıyorlar böyle. Böyle ondan sonra bilmiyorum yani daha neler olacak bakacağız göreceğiz yani. 18 milyar dolar. 18 milyar dolar daha borçlanmışız arkadaşlar. Başka öyle önemli olan önemli olan herhangi bir şey var mı? Sizinle paylaşabileceğim. Evet. Sosyal medyada da Instagram'da da takip edebilirsiniz. Yenikten atayım haberleri. Bugünlük bu kadar. Akşamleyin belki bir bırakılı sohbet yapabiliriz. Asburg'a gideceğiz bugün akşamleyin. Teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için, destek verdiğiniz için, beni dinleyip bana katlandığınız için. Daha fazla haber, daha fazla benimle beraber olmak istiyorsanız kanalımıza dediğim gibi takip edebilir, abone olabilirsiniz. Takip takip edebilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz yayınlardan haberdar olmak için. Bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın Twitter'dan gösteremediğim birçok video oluyor kaza videoları oluyor işte ne bileyim insanlara darp videoları oluyor onlar da orada Twitter'da sizin için paylaşıyorum her ne kadar suç lisan ettiysek affola bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın Medya Hesabı'ndan. Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırtan Ahmet Kaya makam odasının duvarına sadece Atatürk'ün fotoğrafını astırdı. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını satmaya karar verdik. Ben dahil hiç kimse makam aracına binmeyecek. Hatay'ın